Hayır, olamaz. Ben istifamı geri çekmek istiyorum. Lütfen, lütfen işleme koyma. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bu mektubu verdiğin gün işleme koymalıydım. Geç bile kaldım. Hata yapıyorsun. Sen yine neyin peşindesin bilmiyorum. Ama boyundan büyük işlere kalkışıyorsun. Kervancı oldu holdingin itibarını senin kirli oyunlarına kurban edeceğimi mi sandın? Bu anlaşma imzalanırsa kaybedeceğin şey senin için çok değerli olmalı. Değil mi? Evet. Çok değerli. Herkesten. Her şeyden daha değerli. O zaman haberin olsun. Senin için o çok değerli şeyi kaybedeceksin. Çünkü o anlaşma birazdan burada imzalanacak. Ömer, hayır. Hayır bak, o anlaşmanın iptal olması lazım. Lütfen imzalama. İmzalamayacaksın değil mi? Ömer, lütfen imzalamayacağını söyle. Bravo. Çok iyi oynuyorsun. Hatta her geçen gün kendini aşıyorsun. Ama beni kandıramayacaksın. Seni çok iyi tanıyorum. Gizli bir hesabın var, belli. Ama o hesap neyse boşa çıkacak. Hayır. Hiçbir hesabım yok. Ömer! Ömer gitme ne olur. Zehra Hanım, neyiniz var, iyi misiniz? Hiç iyi görünmüyorsunuz. Size bir bardak su getireyim. Ben yemeği fırında unuttum. İnşallah yanmamıştır. Gitti iş güzel. Teşekkür ederim. Daha iyisiniz umarım. İyiyim. Nereye Zehra Hanım? Gitmem gerekiyor. Biraz daha dinlenseniz. Gitmem lazım. Zehra Hanım, Can Bey size eve bırakacakmış. Ömer Bey söylememi istedi.
Ömer'i göreceğim ben. Zehra Hanım, kendisinin kesin talimatı var. Rahatsız edilmek istemiyor. Görmek zorundayım. Zehra Hanım, büyük bir toplantımız var bugün. Biliyorsunuz önemli bir anlaşma imzalayacağız. Önemli mi? Hayatımızdan daha mı önemli? Efendim? Zehra Hanım! Zehra'nın attığı her adımı bilmek istiyorum. Nereye gidiyor, kiminle görüşüyor, neler yapıyor? Her şeyi öğrenmek istiyorum. Sakın gözün üstünden ayırma. Bir dakika bile. Olur, tabii. Ömer abi, affına sığınarak soruyorum. Yani belki elimden bir şey gelirse diye. Bir sorun mu var? Bir şey olduğu kesin. Ama ne var? Ben de bilmiyorum Can. Sen dediğimi yap. Konuşuruz sonra. Anladım abi. Sen hiç merak etme. Gözün arkada kalmasın. Sağ ol canım. Müsaaden varsa ben çıkayım. Senin işin gücün vardır. Müsaade senin. Ömer Bey, rahatsız edilmek istemediğinizi biliyorum ama... Tamam Selin. Sen çıkabilirsin. Vazgeçmeyeceksin değil mi? Vazgeçemem. Eğer vazgeçersem... Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Amacın ne? O anlaşmanın imzalanması demek. Şu an holdingde, hatta kocanın odasında olduğunu biliyorum. Eğer küçük sırrımızı açıkladığını öğrenirsem, sevgili kocanın vücudunu kurşunla doldururum. Ha bu arada, ne yap ne et o anlaşmanın imzalanmasına engel ol. Allah'ım, burada olduğumu nasıl biliyor? İçeride adamı var. Hayır, hayır, Ömer'i riske atamam. Konuşsana. Ne olur anlaşma imzalanırsa? Sana sadece şu kadarını söyleyebilirim. Bu hayat memat meselesi Ömer. Demek öyle. Demek hayat memat meselesi. Ne saçmalıyorsun sen? Bana bak. Derdin ne bilmiyorum. Para istedin, verdim. Yetmedi mi? Daha fazlasını mı istiyorsun? Hı? Bütün bu gösteriş, şov, hepsi bu yüzden mi? Ömer'im, öyle konuşma yalvarırım. Ömer, Ömer bak. Onuruma, gururuma ayakları altına aldım, önünde diz çöküyorum. Sandığın gibi değil. Hiçbir şey düşündüğün gibi değil Ömer. Yalvarıyorum sana. Ömer, ne olur anlaşmayı imzalama. Lütfen. Bak eğer istersen ertele ama şu an imzalama. Yalvarırım sana. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Ömer, anlamıyorsun. Bana tek bir gerekçe söyle. Tek bir gerekçe. Neden susuyorsun? Konuşsana. Ben... Evet. Sen? Konuş. Yine yanıltmadın beni. Bak, hiçbir şey söyleyemiyorsun bile. Kimi korumaya çalışıyorsun sen? Kendini mi? Amacın ne Zehra?
Ayağa kalk. Sen benim soyadımı taşıyorsun. Hak etmesen de sen bir kervancı oğlusun. Bir daha bu konuyla ilgili tek bir şey daha duymak istemiyorum. Anladın mı beni? Ömer lütfen. Ömer lütfen. Can'a söyleyin odama gelsin. Canan, yavrum şöyle güzel bir kahve yapayım. Ana kız karşılıklı içelim ha. İster misin? Yok anneciğim ya. Canım istemiyor hiç. Peki yavrum. Canan, ben birazdan atölyeye yemek götüreceğim dayına. Hadi sen de benimle birlikte gel. Hem bana yoldaşlık edersin. Hem de biraz hava alırsın ha. Oradan dönüşte de markete uğrar, eksiklerimizi alırız. Ne dersin? Ya hiç havamda değilim anne ya. Gelmesem ben. Madem öyle diyorsun, ne yapalım? Zehra Hanım konağa gidecekmiş Can. Tabii. Buyurun Zehra Hanım. Abla nasıl alev almış gibi koşturuyordu. Gördüm gördüm ayol. Anne bak kimle? Bakayım. Ay anneciğim çok güzelmiş. Bu sen mi yaptın? Evet ben yaptım. Ayol on parmağında on marifet. Ay kime çektiyse artık. Babaanneme benzedim ben. Nidya babam kim mi? Güzel olmuş mu? Güzel de ne kelime? Şahane olmuş. O zaman yüzdürelim. Yüzdürelim tabii. Müge Hanım bir gittiniz gelemediniz. Arkanızdan gelip lavabonun kapısını tıklatacaktım iyi misiniz diye ama. Buradayım Cevriye Hanım. Bayanları biliyorsunuz malum. Saç baş düzeltim derken siz de çok hoşsunuz. Çok şakacısınız. Gitme vakti geldi Aslıcık. O zaman gemiyi yarın yüzdürür. Ya yüzdürelim diye tutturmadı. Resmen huzursuz Asya gitti yerine mutlu Asya geldi. Müge Hanım size ne kadar teşekkür etsem az. Hepsi sizin sayenizde. Rica ederim. Hepimizin katkısı var. Kocaman dalga geliyor. Bir tane daha. Çok şükür. Oh, yemeği kurtardık. Suzan tam zamanında kapatmış fırını. Hadi geçmiş olsun. Ben şimdi gideyim giysileri dolaba yerleştireyim. Yok yok Hediye ablacığım sen hiç zahmet etme. Zaten yoruldun. Dinlen ben hallederim. Ben müsaadenizi isteyeyim artık. Tabii tabii. Müsaade sizin. Ben sizi yolcu edeyim. Buyurun. Hoşça kalın. Ömer bak sandığın gibi değil. Hiçbir şey düşündüğün gibi değil Ömer. Ne olur anlaşma imzalama. Lütfen. Bak eğer
İstersen ertele ama şu an imzalama. Yalvarırım sana. Efendim. Sacit Bey mi? Bekliyorum. Sacit Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Sizi beklemiyordum. Bugün büyük gün, öyle değil mi? Başarınızdan ötürü sizi kutlamaya geldim Ömer Bey. Anlaşmayı kastediyorum. İmzalandı herhalde, değil mi? Sağ olun. Daha değil. Ama imzaları bugün atacağız. Vallahi bravo. Yani son anda bir pürüz çıkar, vazgeçersiniz diye bayağı endişe duyuyordum. Neden böyle düşündünüz Sacit Bey? Öyle büyük işler zordur, dolambaçlıdır. Değil mi Ömer Bey? O yüzden söylüyorum. Şimdi sizin de başınıza gelmiştir tabii. Hani yüzüp tam kuyruğuna gelirsiniz. Son anda bir pürüz çıkar, bir sorun çıkar. Değil mi? Evet Sacit Bey, haklısınız. Ama sıkı bir ön çalışma yaptığımızda ve tüm parametreleri en baştan hesaba kattığımızda bu tür yol kazalarıyla karşılaşmıyoruz. Biz Kervancıoğlu Holding olarak başladığımız iş ne olursa olsun sonuçlandırmak gibi bir geleneğimiz var. Ekibim de o şekilde. Canan, kim arıyordu kızım? Aman anne ya, boş ver. Canan. Kızım, yoksa yine o mendebur mu arıyordu ha? Hayır anne ya. Ne işim olur artık benim onunla? Bitti gitti. İnşallah kızım, inşallah. Anne, korkma. Bitti diyorum. Güvenmiyor musun sen bana? Aa, güveniyorum tabii kızım. Hem sen öyle diyorsan. Bitti. Görüşmüyorum anne. Görüşmüyorum. Tamam kızım. Hadi sen de öyle miskin miskin oturma. Kalk hazırlan. Sen de sabaha uğra. Bir çay içer açılırsın. Anne. Yavrum. Kız kıza iki kelam edersiniz. Kafan dağılır. Fena mı olur? Hadi. Tamam. Sen öyle istiyorsan. Allah'ım sen kızımı koru. Şeytana uydurma. Kötüleri karşısına çıkarma ya. Dur şunu bir arayayım. Açmıyor. Başına geleceklerden haberi yok tabii. Bir ön bilgi vereyim de şoka uğramasın. Nihat'cığım. Bunca yıllık hukukumuz var. Telefonlarımı açmayarak kalbimi kırıyorsun ama.
Oysa ben seni önemli bir bilgi vermek için aramıştım. Sevgili karıcın senin kendisini aldattığından şüpheleniyor. Haberin olsun diye yazmak istedim. Görüşürüz. Bye. Yine mi sen ya? Yine mi? Bundan kaçış yok. Eğer meseleyi kökünden halletmek istiyorsam onunla görüşmem lazım. Allah'ım ya. Nereden bulaştı bu hastası başıma? Hemen konuşmamız gerek. Uygunsan buluşalım. Memnuniyetle Nihat'cığım. Eskiden gittiğimiz kafede buluşalım. Ben hemen yola çıkıyorum. Bir şey içer misiniz Sacit Bey? Pardon. Oh. Müsaadenizle buna bakmam gerekiyor. Lütfen rahatınıza bakın. Alo. Efendim Mihrim. İyiyim, iyiyim. Sağ olasın. Çok değerli bir dostumun yanındayım şu anda. Yok, siz toplantıya başlayın, beni beklemeyin. Biraz gecikeceğim. Yok, fazla değil. En fazla yarım saat sonra yanınızdayım, evet. Tamam, evet, başlayınız. Hadi görüşürüz, hadi hoşça kal. Kusura bakmayın ne olur. Ne demek? Bir şey içer misiniz diye sormuştum. Ya maalesef kalamayacağım. Bir toplantıya yetişmem lazım. Tabii böyle plansız programsız çıkınca her şey de böyle karışıyor. Ama iyi oldu. Sizi görmüş oldum. Peki Sacit Bey. Ayağınıza sağlık Sacit Bey. Kahve yemek demiştik ama bir dahaki sefere alacağım olsun. Evet, alacağınız olsun. O zaman en kısa zamanda buluşuyoruz. Ne zaman isterseniz. Hoşça kalın. Tekrar hayırlı olsun. Sağ olun. Buyurun. Birine mi bakmıştın evladım? Ya kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama evet birine bakmaya gelmiştim. Alo. Ayhan abi adrese geldim ama başkaları oturuyor. Ödümü patlattın. Yok özür dilerim canım. Yani o kadar uzun zamandır burada bekliyorum ki... Aşık oldum desem yeridir. Ama değer. Senin için her şey değer. Ne işin var senin burada? Telefonlarıma çıkmayınca geldim ben de. Ne istiyorsun benden? Özledim seni. Özledin. Özledin öyle mi? Lan ben senin yüzünden neredeyse ölüyordum be. Eğer Zehra yetişmeseydi ben şimdi mezardaydım.
Senin gibi beceriksiz, ötlek heriflerle işim olmaz benim. Kaybol gözümün önünden. Bir daha da sakın karşıma çıkma. Sakın. Canan, Canan, Canan. Dinle beni. Ya neyi dinleyeceğim ya? Neyi? Dünyadan haberin yok kızım senin. Dünyadan. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ne demeye çalışıyorsun sen ya? Ha? Ne? Senin kurtarıcım sandığın Zehra var ya. Baş düşmanın kızım, baş düşmanın. Haberin olsun. Zehra. Düşmanım. Ya benim bu hikayelere karnım tok. Ya bak ben seni uyarayım be. Tamam. İster inan, ister inanma. Ya başından beri başına ne geldiyse o Zehra yüzünden geldi. Sen böyle koynuna bağrına basıyorsun benim kuzenim Zehra diye. Koynunda yılan besliyorsun yılan. Haberin yok ama. Kes şunu. Ya ben şaşırmadım mı? Ben şaşırmadım mı sanıyorsun? Ya vallahi de billahi de ben de şaşırdım ya. Ya Zehra ya. Zehra beni bile şaşırttı. Yani insan hiç bekliyor mu o masum surattan öyle bir şey? Beklemiyor. Ama gerçek. Acı da olsa gerçek. Kes be, kes. Senin bu hikayelerini dinleyecek vaktim yok benim. Defol git. Şaşırdın değil mi? Ama yapacak bir şey yok. Sen de anlayacaksın. Ara beni. Görüşelim he. Zehra Hanım, iyi misiniz? Su falan almamı ister misiniz? Efendim? Su diyorum. Ya da başka bir şey almamı ister misiniz? Gerek yok canım. Sağ ol. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Ah, keşke olsa. Efendim, ne dediniz? Yok, yok bir şey. Allah'ım ne olur yardım et. Bir şeyler yapmam lazım. Hem de hemen. Yoksa... Ömer'i kurtarmam lazım. Mutlaka bir yolu olmalı. Allah'ım ne olur yardım et. Evet. Bu çözüm olabilir. Ama önce adamları aramam lazım. Canı yanında arayamam. Bir an önce eve varsak. Can sürekli peşimde. Nasıl gideceğim görünmeden? İyi olduğunuza emin misiniz? Bir hastaneye uğrayalım isterseniz. Ya da eczaneye. Tansiyonunuz falan düştüyse. Gerek yok. Dinlenirsem geçer. Siz bilirsiniz. Konağa varmak üzereyiz. 5 dakikaya evdesiniz. Evet, çok şükür. Selam. Canan. Ay Canan ya. Canan. Seni bir ziyaret edeyim dedim. Hoş geldin de. Görünmüyorsun ne zamandır, şaşırdım. Zehra'da kalıyorum bir süredir. Konakta biliyorsundur. Evet, biliyorum. Biraz kafamı dinlemek istedim. Ama Canan, annen seni çok özledi biliyorsun değil mi? Yani biliyorum da. İşte benim de canım sıkılıyor bazen. Yani böyle nasıl diyeyim? Yangın var diye bağırasım geliyor. Bak Canan. Herkes bir yana, her şey bir yana. Ama annenin kıymetini bil ne olur. Of, sabah biliyoruz herhalde. Eğer annem hayatta olsaydı onun yanından bir dakika bile ayrılmazdım. Ya tamam. Tamam kapatalım bu konuyu bak. Üzüldün sen de. Bak benden sana arkadaş tavsiyesi. Annenle geçirdiğin her anın tadını çıkar. Allah'a şükret. Yanında olduğu için,
doğasını aldığın için, nefesini duyduğun için, seni sarıp sarmaladığı için. Ya tamam ya. Tamam, ben burayı seni üzmek için gelmedim ki. Ya havan değişsin diye geldim ama. Aa. Neyse. Sabah. İki kahve söyledi, hadi havamız değişsin ya. Merhaba. Aa, Kerem. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Hoş geldin. Bir sorun yok değil mi? Yok. Hiçbir sorun yok. Sen neye geç kaldın? Birkaç yere uğradım. Ay, iş güç tabii. Allah kolaylık versin. Teşekkürler. Kahve söyleyeceğim. İçer misin sen? Yok, başka zaman içeyim. İşim var şimdi, ben yan tarafa geçeyim. Görüşürüz. Hoş geldiniz Zehra Hanım. Hoş bulduk Suzan. Aa, Zehra. Kızım hoş geldin. Hoş bulduk Hediye abla. Ne oldu yavrum, hasta mısın? Yüzünün rengi solmuş. Yok, iyiyim. İyiyim, endişelenme. Yüzünün rengi? Dün gece pek uyuyamadım, ondandır. Aman kızım, dikkat et. Ya, sağlık çok önemli biliyorsun. Hediye abla, sen bana bir şey mi söyleyecektin? Ah, şu alışveriş listesini kontrol eder misin diyecektim. Yani can oğlumla beraber gidip evin eksiklerini alalım dedim. Tabii, tabii Hediye abla. Nasıl gidiyor Kerem'le rekabet bakalım? Rekabet? Yani yan yana iki emlakçısınız sonuçta. İkiniz de aynı işi yapıyorsunuz. Müşterileriniz de aynı. Ya öyle de. Allah herkesin rızkını ayrı veriyor Canan. Yani herkes kendi ekmek teknesinde, kendi işine bakıyor. Ay aman. Ne işi var ki zaten onun burada? Babasının şirketine gitsin çalışsın. Hatta başına geçsin yani, değil mi? Hem böylece senin müşterilerini de tırtıklamamış olur. Bitti mi kahvelerin Sabah abla? Bitti bitti, alabilirsin. Kerem abiye uğradım biraz önce. Canı sıkkın gibiydi. Ne var, sen biliyor musun abla? Yo, bilmiyorum. Sana bir şey söyledi mi? Nesi varmış? Yok. Sordum ama... Neyse abla, kaçayım ben artık. Harekete geç artık.
ortalık sakinleşti galiba. Hiç ses seda yok. Hiç ses gelmiyor. İnşallah teklifimi kabul eder. Zehra Kervancıoğlu. Kalp kalbe karşıdır derler. Ben de tam seni arayacaktım. Bozuşuyor muyuz? Aldığım son duyumlara göre kocanı ikna edememişsin. Edemedim. Malum sana hazırım diyorsun yani. Bu anlaşma olursa ne olacağını biliyorsun. Ömer'le konuştum, olmadı. Ama onu ikna etmek için başka bir plan yaptım. Plan ha? Duymak için sabırsızlanıyorum. Şu an olmaz. Evdeyim ben. Yüz yüze görüşmemiz lazım. Bana bak. Dümen falan çevirmiyorsun değil mi? Hayır. Kocamın hayatını riske atacak kadar aptal mıyım ben? Olmadığını umuyorum. Evet. Ne diyorsun? Görüşecek miyiz? Dediğin gibi olsun bakalım. Mesajla sana nereye geleceğini bildireceğim. Tamam, çıkıyorum hemen. Hala yüzü asık. Ne oldu acaba? Canan, ben bir yan tarafa geçiyorum, hemen gelirim. Tamam canım, geç, ben buradayım. Zehra Kervancıoğlu'nun teşrif edeceğini patrona bildirelim değil mi? Sonra niye kafana göre iş çeviriyorsun demesin. Alo patron. Yeni bazı gelişmeler var da onun için rahatsız ettim. Söyle bakalım. Zehra Kervancıoğlu aradı. Kocasını anlaşmayı imzalamaktan vazgeçirememiş. Ama onu ikna etmek için başka planlar olduğunu söyledi. Neymiş bu plan? Telefonda söylemek istemedi. Yüz yüze görüşelim dedi. Bu işin içinde bir yeniği olmasın? Hiç zannetmem patron. Kadın kocasını seviyor. Hem de çok. İyi. Görüşün bakalım. Neymiş planı merak ettim. Bizi memnun etmeyecek bir teklifle gelirse veya yamuk yaparsa ne yapalım? Ona o zaman karar veririz. Çok dikkatli olun. Hata istemiyorum. Peki patron. İşler can sıkıcı bir hal alırsa ne yapacağını biliyorsun. Biliyorum. Beni gelişmelerden haberdar et. Tamamdır. Arka sokaktaki şu iskan meselesi ne olmuş? Yani sen konuşacaktın. He. O mu? Şey. Ya ben onu hatırlamıyorum ya. Unutmuşum herhalde. Ama halloldu sanırım. Emin değilim de. Sen. Sen unutmazdın böyle şeyleri. Bir şey mi oldu? Yok. Bir şey yok. Tamam o zaman. Senin şu balık ekmekçiye gidelim mi? Tamam. Ama bu sefer ben ısmarlayacağım. Başka türlü gitmem. Tamam. Anlaştık o zaman. Belki Canan da gelir. Bir sorun olmaz değil mi? Yo, gelebilir tabii ki. Kesin bir şey var bunların arasında. Kesin.
Zehra Hanım, çıkıyor muyuz? Can? Evet, dışarıda işim var da. Ama senin gelmene gerek yok, ben kendim giderim. Çok özür dilerim Zehra Hanım. Ömer Bey'in kesin talimatı var. Sizi benim götürmem gerekiyor gideceğiniz yere. Peki. Nereye gidiyoruz? Çıkalım, ben yolda söylerim nereye gideceğimizi. Peki, buyurun. Nesi varmış Kerem'in? Bilmem. İşle ilgili bir şey sordum sadece. Ha, bu arada aç mısın yemek? Yok ya. Tokum. Canım bir şey istemiyor sabah. E tamam o zaman. Yani kusura bakmazsan, bir de seni ekmiş gibi olmazsan, biz Kerem'le dışarıda bir şeyler yiyelim diyoruz. Ha. Ya aç değilim aslında hiç. Ama benim de havam değilsin ya. Ben de geleyim sizle, ha? Geleyim, geleyim. Ne güzel, çıkalım o zaman. Nereye gideceğimizi söylemediniz. Mahalle. Mahalle. Peki. Bugün çok sordum. Canınızı sıkmak istemiyorum. İyi misiniz? İyiyim. Burası biraz sıcak oldu sanki. Duruyor musun Can? Kusura bakmayın Zehra Hanım. Ömer Bey'i aramam gerekiyor bilgi vermek için. Tamam. Sen konuşurken ben de çıkıp hava alayım o zaman. Nasıl isterseniz. Merhaba abi. Yok, yok bir yaramazlık. Zehra Hanım'ı mahalleye götürüyorum. Bilgi vermemi istemiştiniz. Ama bir dakika abi. Zehra Hanım. Zehra Hanım bir taksiye bindi gidiyor abi. Nasıl? Nereye gidiyor Can? Takip et. Sakın peşini bırakma. Ben de hemen geliyorum. Tamam. Tamam, aldım plakasını zaten, tamam. Herkes yarım yiyor değil mi? Ben yerim. Benimki çeyrek olsun. Bir de soğan istemiyorum. Tamam. Ay bu zenginler gerçekten bir tuhaf yani. Hani getire getire bizi buraya mı getirdi? Tadını çıkarmaya bak Canancığım. Çok lezzetli balık yapıyorlar burada. İyi. Araba açık mı? Açık. Ben telefonumu unuttum galiba da. Bir bakıp geleyim hemen. Oğlum, bizde bir tane bile yok. El alem iki tane hatunla dolaşıyor. Hayat acımasız kanka. Bizde de şans yok. Şuna baksana ya. Aman diyorum. Giydireceksin buna gece kıyafetini.
Makyajıydı, saçıydı düzelttim mi ne olur biliyor musun? yeter be. Terbiyenizi takının. Ne diyorsun be? Takımlazsak ne olur? Biraz daha konuşmaya devam ederseniz o ensenizin üzerinde taşıdığınız tenekeler dağılır, haberiniz olsun. Pekmeziniz akar. Yanındaki hanım evladına güveniyorsan fazla güvenme istersen. Onun havaları bizi sökmez güzelim. Numaranı almadan şuradan şuraya gitmem. Hayırdır gençler? Sabah sen dur şöyle. Ne oldu, bir problem mi? Aklımca posta koyuyor zengin züppesine bak sen. Söylediğimi duymadınız galiba. Problem nedir anlatın bakalım. Ha? Derdiniz ne? Kerem. Sabah sen dur öyle. Kusura bakma yenge. Yanlış yaptık. Hayırlı günler abi. Ne dedin sen onlara? Konuştuk. Ne demiş eskiler? İnsanlar konuşa konuşa... Gerçi bunların biraz tipi kayıp da. Neyse büyüyünce düzelirler. Söylemeyeceksin yani. Konuyu kapatalım mı? Balık ekmeklerin tadını çıkartalım. Kerem çok sağ ol. Ya biliyorsun ben pek böyle şeylere alışkın değilim. Yani kendi işimi kendim hallederim daha çok. Söylediğin... Yalnız olduğun zamanlar için geçerliydi. Artık yalnız değilsin. Thank you.
Ayhan abi arıyor. Siz gidin, ben geliyorum. Tamam. Hadi canım. Efendim Ayhan abi. Ay. Çantamı arabada unuttum ya. Gidip alıp geliyorum hemen. Tamam. Bir arpa boyu yol ilerleyemedik yani, öyle mi? Öyle diyelim ama araştırmaya devam ediyoruz. Sabahın gerçek ailesini bulmamız gerekiyor Ayhan abi. Ne gerekiyorsa yapalım. Hiç değilse bu kadarını ona borçluyum. Kimleri görüyorum. Hoş geldin Zehra Hanım. Çıkarın şunu. Demek kocanı ikna edemedin. Ben elimden geleni yaptım ama olmadı. Çok yazık. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi? Dua edelim de plan bir işe yarar, bir şey olsun. Gençsin, güzelsin. Kocan da genç, yakışıklı. Evet Zehra Kervancıoğlu. Malum, zamanımız kısıtlı. Şu dahiyane planı nedir? Söyle de bilelim. Duymak için sabırsızlanıyorum. Ben düşündüm de. Eğer beni rehin alırsanız, yani o zaman Ömer anlaşmadan vazgeçebilir. Anlamadım. Beni rehin alırsanız Ömer anlaşmadan vazgeçer diyorum. Aa, plana bak. Demek kocam benim için büyük anlaşmadan vazgeçer diyorsun. Bunu benim için yapar diyorsun yani ha? Vay be. Senin kocanı ölümüne sevdiğin çok açık da. Bakalım kocan seni sevdiğin kadar seviyor mu? Malum, dediğim gibi genç, yakışıklı adam. Para desen denizde su misali. Düşündün mü hiç? Ya yok derse, istemezse, basarsa anlaşmaya imzayı. O zaman önce beni öldürün. Ben onun ölümünü görmeye dayanamam. Vay, vay, vay. Demek senin için kılını kıpırdatmayan birine kendi canını feda ederim diyorsun yani. Ama sen uğruna canını vermeye hazırsın yani ha? Büyük aşk. Vallahi billahi büyük aşk. Göz yaşartıcı. Bu sizi hiç ilgilendirmez. Teklifimi kabul ediyor musunuz? Onu söyleyin. Keşke işler bu noktaya gelmeseydi. Keşke bize vermiş olduğunuz sözü tutabilseydin. Bakın ben elimden geleni yaptım diyorum. Anlamıyor musunuz? Karşısına geçtim. Diz çöktüm. Yalvardım. Ne yaptıysam işe yaramadı. Ömer anlaşmayı imzalamaktan vazgeçmiyor. Gerçekten elimden gelen her şeyi yaptım. Yemin ederim.